Gerçekten İslam ümmetinin akidesini büyük bir çapta bozdular. Ve o Müslümanlarla Kur'an arasında mesafe koyabildiler. O şekilde ha şu anda bu husran halimiz, bu perişan halimiz, bu devletsiz halimiz, halifesiz halimiz ha şu anda onun neticesidir. Ve Üstad Bediüzzaman baktı ki ümmet akideleri zayıf olduğu için mağlup olmuşlar. Öğrendi ki eğer bu akide güçlendirilmezse Müslümanlar tekrar eski imanına sahip olmazlarsa Avrupalılara karşı galip gelemezler. Onun için akideden başladı ve akideye önemliydi. Risale-i Nur hemen %90'ı hakkında akidedir. Ve hakikaten Kastamonu Lahakkesinde diyor, belki 1000 yıldan beri cevapsız kalan soruların cevabidir Risale-i Nur. 1000 yıldan beri cevap bulmayan, cevapsız kalan soruların cevabidir Risale-i Nur. Çünkü Risale'de bir vesveseye karşı bir cevap değil, binlerce cevaplar var. Onun için yani ben kendim şahsında bunu görünce ben Risale-i Nur'u her Müslümana ben tavsiye ediyorum. Ve İslam akidesi gerçekten Risale'yi çok güzel bir tecdidat yapmıştır. Ve hakikaten Risale'yi gerçekten anlayarak okuyan artık şeytanlar onunla baş edemez. Ve öyle güçlü bir imana sahip oluyor insan, kainata da meydan okuyabiliyor. Ki elhamdülillah şu anda biz kainata da meydan okuyoruz. Ne ölümden korkuyoruz, ne zindanlardan korkuyoruz, ne hicretlerden korkuyoruz. Rabbimden başka hiç kimseden korkumuz yok. Hepsi elhamdülillah bu sağlam akidenin neticesidir. Üstadın bir şeyi de dava adamıydı üstad. Davaya çok önem veriyordu. Yani her şeyi davaydı. Babasını bırakmıştı, anasını terk etmişti, kardeşlerini vesaire herkesini terk etmişti ama kendini tümüyle davasını vermişti. Hatta Van'dayken o Korkor Medresesi vardır. Korkunca bir yol vardır. Üstad orada inzivaya çekilmişti, ibadet ediyordu. Ve bir gün geceleyin geliyor alta o Korkor şeydir, bir çeşmedir. Ağayı kaydığı vakit tabii o yüksek yerde düşüyor. Düşünce ilk ağzından çıkan şey diyor ah dava. Bu söz ağzından çıkmış. Yani demiş vah canem, vah şuyum, vah malem, vah bilmem neyim. Bu şey aklına gelmemiş. İlk aklına gelen o anda ah davam. Yani davam yani yarım kaldı. Ben hedefime ulaşmadım. Ve ilk aklından bu çıkmış. Onun davası her şeyden daha azizdi. Tümüyle ömrünü, hayatını, her şeyini, malını, servetini, her şey davasına feda etmişti. Hiçbir dünyaya yatırımı yoktu. Bütün dünyası bir çantadaydı. Bir torbadaydı. O torbada bir bardaktı, bir kaşıktı, bir de bir demlik çay şeyiydi. O hepsi buydu. Onun mali, mülkü hepsi buydu. Ha işte Şehit Rehber de üstadın bu hayatından ders almıştı. Onun da her şeysi davasıydı. Yani davadan başka aklından hiçbir şey yoktu. Şeyh Rehber'in yanında 1000 yıl insan kalsaydı davan ve davanın problemlerinden başka ve Müslümanların dertlerinden başka hiçbir şey konuşulmuyordu. Hepsi davadan konuşuluyordu. Hepsi ümmetin derdinden, ümmetin perişanlığından. Nasıl bu ümmeti tekrar eski gücüne getirebiliriz? Nasıl bu ümmete bir sığınak, bir şemsiye olabiliriz? Nasıl bu ümmeti aziz kılarız? Her şey budur. Hep programlar, hep plan, hep konuşmalar bunun üzerindeydi. Onun da hiçbir dünyası yoktu. Çünkü üstadın talebesiydi. Üstad Bediüzzaman hürriyete de çok önem veriyordu. Hakikaten yani ey Müslümanlar
Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ın hakkıdır, peygamberin hakkıdır ve müminlerin hakkıdır. وَلَكِنَّ الْمُنَافَقِنْ لَا يَعْلَمُنْ Ama münafıklar bunu bilmiyorlar. Ne kadar Müslümanlar azizdir, özgürdürler, özgür ruhludurlar. Bedenleri esir de olsa ruhları özgürdür. Yani ruhları özgürdür. Onun için yani Üstad Bediüzzaman diyor ben ekmeksiz ve susuz yaşayabilirim. Ama hürriyetsiz yaşayamam. Bir sözünde böyle şey ediyor. Ve hakikaten mümin her şeysiz olabilir. Gerçek mümin, öyle sahte mümin değil. Gerçek mümin her şeyden vazgeçebilir. Ekmekten vazgeçebilir, sudan vazgeçebilir, her şeyden vazgeçebilir. Ama hürriyetten, özgürlükten vazgeçemezler. Çünkü izzet, izzet onların hakkıdır. Kur'an-ı Kerim'in nasıyla izzet müminlerin hakkıdır. Müslümanlar hiçbir zaman zalimlere, kafirlere, dinsizlere baş eğmezler, eğemezler. Müslümanlar özgürdürler. Esir de olsalar, onların ayaklarında zincir de vurulsa yine ruhları özgürdür. Ama münafıklar öyle değil. Münafıklar zahiren dünyanın padişahı da olsalar ruhları esirdir. İşte Üstad Bediüzzaman bu özgürlük için çok büyük bedeller ödemiş. Mesela Rus harbinde Rus yani orada Üstad Bediüzzaman esir düşüyor. Onu mesela götürüyorlar. Üstad Bediüzzaman çok büyük tehlikeleri göze alarak o esaretten kaçmış. Onun için Üstad Bediüzzaman hiçbir zaman zalimlere baş eğmemiştir. Ve her yerde hakkı dobra dobra söylemiştir. Mesela yani Mustafa Kemal o zamanda çok şeydi yani kolay yani kimse kolay kolay onun yanında konuşamazdı. O kadar bir korku salmıştı etrafa. Onun karşısında dobra dobra hakkı söylüyordu. Dobra dobra hiçbir zaman onun şeyinden, tehlikesinden, kılıcından, şeyinden, silahından korkmuyordu. Hakkı dobra dobra onun yanında söylemiş. Nasıl her yerde söylemişse orada da daimi öyle özgür yani ruhluydu üstad. Üstad Bediüzzaman cumhuriyetçiydi. Şimdi İslam'da yani İslam fıkhında mesela üstad yani yani İslam fıkhı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken zaten Resulullah'ın her şey Resulullah'ın sözüydü. O zaman içtihat da yoktu. Alimler içtihat edemezdi. Ancak Resulullah'ta uzak olanlar, Resulullah'ın yanında bulunanlar her şey merci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil. Ama ancak Resulullah'tan uzak olanlar, valiler falan Resulullah onlara da içtihat izni vermişti. Muaz gibi Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderiyor, ona içtihat izni veriyor. İşte içtihatta eğer ulemaların çoğu bir tarafta toplansa artık söz onlarındır. Zayıfta, azınlıkta kalan ulemaların sözü pek geçerli değil. Onların içtihadı pek geçerli değil. Güçlü olan cumhurun görüşüdür. İşte her hususta istişarede de öyledir. Hayır, Üstad Bediüzzaman da bu İslam fıkhında aldığı ders hep cumhura taraftar. Yani ümmetin çoğunluğuna. Ümmetin çoğunluğuna taraftar oluyordu. Böyle azınlığa böyle yani uç şeylere yani Üstad Bediüzzaman tenezzül etmiyordu. Cumhuriyeti ve istişareyi daimi tavsiye etmiştir. Bu meşrutiyet zamanında da meşrutiyet de taraftar olduğu sebebi çünkü meşrutiyete istişare vardır. İstişare olduğu için Üstad Bediüzzaman da o meşrutiyet şeyini o güzel şeye taraftar olmuştu. Ama o meşrutiyeti kötü kullananlar sonra da onların kötü amaçları ortaya çıkınca Üstad Bediüzzaman tabi onlara da onlardan da kendini teberri etti ve onlara da karşı mücadele başlattı. Bir de Üstad Bediüzzaman cemaate çok önem veriyordu. Cemaat İslam'da çok önemi var.
Halk-ı kainat Kur'an'da zaten bize beyan ediyor. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz beraberce Allah'ın ipine sarılın. İnsan tek tek, fert fert Allah'ın ipine sarılamaz. Sarılsa da zaten boşluk boştur. Çünkü Halık-ı Kainat diyor, topluca, cemaatce Allah'ın ipine sarılın. İşte Üstad dediği zaman da bu ayetlerden aldığı ders, Üstad dediği zaman hep cemaati tavsiye ediyordu. Ümmete, Müslümanlara hep cemaate tavsiye ediyor diyor. Bu asır cemaat asridir. Çünkü Avrupalılar, kafirler, düşmanlar artık örgütler kurarak, devletler kurarak, büyük koalisyonlar kurarak Müslümanların üzerine geliyorlar. Ve şu anda Birleşmiş Milletler gibi ve birçok onların aralarında NATO, Birleşmiş Milletler bilmem ne çok kuruluşları vardır. Yani hepsi beraberce İslam ümmetinin üzerine geliyorlar. Onun için Üstad dediği zaman diyor, Müslümanlar ümmet de tek vücut haline gelmeden, cemaat olmadan, cemaatle hareket etmeden onların bu büyük güçlerine karşı çıkamazlar. Onun için Üstad dediği zaman bu Risale-i Nur cemaati bir cemaat olarak meydana çıkartmış. Yani Risale-i Nur cemaati değil ki normal birkaç tane insan geliyor bir arada, birkaç ders Risale-i'dir okurlar, sonra hiç ümmetin derdiyle dertlenmeyip herkes kendi evlerine giderler. Bu böyle değildi. Üstadın kurduğu cemaat böyle değildi. İslam, üstadın kurduğu cemaat, üstadın çalıştığı, üstadın hareketliği şey budur. Ümmeti tekrar halife sahibi kılmaya çalışıyordu. Ümmeti tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Tek vücut haline getirmeye çalışıyordu. Üstadın amacı buydu. Ümmetin bütün dertleriyle dertleniyordu. Ve bütün ümmetin dertleri dertlenen bir cemaat kurmaya çalışıyordu. Ve o cemaati de o Kur'an-ı Kerim'in söylediği tabirle Hizbullah cemaatini. Mesela Üstad Bediüzzaman şualarda diyor, biz gerçek bir Hizbullah cemaati olmadığımız için Halık-ı Kainat bunların eliyle bizi tokatlıyor. Niye gerçek bir Hizbullah cemaati olmuyorsunuz? Bu şualarda geçiyor, birkaç yerde şualarda bu geçiyor. Diyor, niye gerçek bir Hizbullah olmadığınız için sizi mesela Halık-ı Kainat bizi bunların elinde tokatlıyor. Ve daha o zaman Üstad dediği zaman böyle güçlü bir hareketi kurmaya çalışıyor. Üstad dediği zaman çok izzete önem veriyor, iman izzetine önem veriyordu. Ruhi çok azizdi. Mesela Rus harbinde orada esir iken Rus komutanı diyor, ben kalkamam, ben İslam alimiyim. Bir İslam alimi bir gavurun karşısında ayağa kalkamaz. Ben bunu yapamam. Öyle hayret ediyor. Ve bu şekilde o İslam izzetini, İslam ulemanın izzetini koruduğu için Halık-ı Kainat öyle ona o yani şeyi bağışladı. O üzgünlüğü, o izzeti bağışladı ona. Ve birçok yerlerde hem Mustafa Kemal karşısında hem diğer şeylerde çok böyle yerlerde Üstad bu İslam, bu imani izzeti korumuş ve muhafaza etmiş. İşte İslam alimleri böyle olmaları lazım. Ve tarihte de hem böyle olmuşlar. Mesela İbni Teymiyeler gibi o zamanki sultanlar ona çok eziyet vermişler. Zindanlara atmışlar, eziyet vermişler. İstemişler ki onlara baş eğitsin. Ama bir türlü onlara baş eğmemişler. Hakkı dobra dobra söylemişler. Ve o şekilde o İslam alimliğinin izzetini muhafaza etmişler, korumuşlar. Mesela ayrıyeten İmam Nevevi gibi vesair başka bir alim vardır, İzzeddin bin Abdüsselam gibi vesair, yani mesela İmam Ahmed gibi, İmam Ahmed Me'muna karşı, o zalim sultana karşı vesair, Sa'id bin Cübeyler gibi, bunlar hepsi böyle İslam izzetini muhafaza etmişler. İşte Üstad Bediüzzaman elhamdülillah bunlardan biridir. Mesela Sayyid Kutup da öyle. İşte İslam alimleri böyledir. Bu tür alimlerin vasıtasıyla bu ümmet ayakta kalkmış.
ve bu din muhafaza edilmiştir. Her gün zalimlere dört köşe olanlar, zalimlerden korkanlar, dört köşe olanlar hiçbir zaman İslam âliminin kimliğini kazanamamışlar. Ve hiçbir zaman da ümmete bir izzet getirememişler. İzzet dediği zaman hakkı dobra dobraya söylemeye talipti. Her meydanda nereden icap etmişse en böyle tehlikeli zalimlere karşı dobra dobra hakkı söylüyordu. Ve bu da Hazreti Resulullah'ın bu hadisinden bu cesareti ve bu şey bu dersi almıştır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor afdalu şuhedâ'i şehitlerin en afdali Hamza'dır. Ve zalim sultana karşı hakkı dobra dobra söyleyendir. Kelimetu hakkın anda sultanın cahil. Hak kelimeyi cahil zalim sultan karşısında söyleyen ve o uğurda şehit olan o şehitlerin efendisidir. Üstad Bediüzzaman aynen böyle kendi hayatında hiçbir zaman hakkı gizlememiştir. En tehlikeli yerlerde hakkı söylemiştir. Yani bir de Üstad Bediüzzaman ihlasa çok önem veriyordu. Yani her hayatıyla ihlası, zaten ihlas risalesini yazmış ve onu okuyanlar Üstad ne kadar ihlası tavsiye etmişti zaten herkes biliyor. Üstad Bediüzzaman ümmetin maslahatına çok önem veriyordu. O da bu hadisten ders almıştı. Men lem yehtemme bi umurul muslimine feleyse minna. Ümmetin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Alimin en başta vazifesi ümmetin derdiyle dertlenmektir. Çünkü Hazreti Resulullah da en peşin vazifesi ümmetin derdiyle hep dertleniyordu. Kendini aç bırakıp ama onları tok ediyordu. Her tehlikede en başta en önde o koşturur. Bütün enbiyalar böyleydi. İşte enbiyaların, gerçek enbiyaların varisleri de gerçek varisler böyledir. Onlar da hep ümmetin dertliyle dertleniyorlar. Ve mesela Kürt halkı baktı ki cehalet bölgemizde, Kürdistan'da çok cehalet yaygındır. Ve onlar bu cehaletin yüzünde çok şeylerden mahrum kalıyorlar, çok geri kalıyorlar. O cehalet yüzünde çok geri kalıyorlar. Bu sefer Üstad Bediüzzaman ilk başta bu halkı, bu milleti ayağa kalkması için ve onları ileriye götürebilmesi için, diğer milletlerden geri kalmamaları için ilk başta Medrese-i Zahra'yı kurmayı şey kafasına almış. Ve onun için İstanbul'a gitmiş. İstanbul'a gitmiş, Medrese-i Zahra için çabalamış. Yani her şeyden fazla kendi halkının, milletinin maslahatını istemiş. İslam alimleri böyle böyle olmaları lazım. Eğer İslam alimleri kendi halklarına, ümmetine, Resulullah'ın ümmetine, Müslümanlara sahip çıkmasalar, vatanlarına sahip çıkmasalar kim sahip çıkacak? Çünkü ümmetinin, peygamberlerin, enbiyaların en başta görevleri budur. Enbiyalar bunun için gelmişler. Tek vazife, en başta vazifeleri enbiyaların budur. Eğer alimler de gerçek o enbiyalara varis isterlerseler böyle yani bu şekilde olmaları lazım. Ama maalesef büyük alimlerimizin birçoğu böyle halka, Müslümanlara, ümmete sahip çıkmadılar. İslam memleketine sahip çıkmadılar. Yeterince onlar için kendilerini tehlikeye atmadılar. Tehlikeleri göze almadılar. Birçok basit şeylere, birkaç kuruş paraya tenezzül ettiler. Ümmetin hali de bu hale geldi. Üstad Bediüzzaman eğitime çok taraftardı. Çok ehemmiyet, önem veriyordu. Üstad Bediüzzaman münazaratı birçoğunuz biliyorsunuz. Münazaratta gelmiş o Kürtlerin kabilelerini, aşiretlerini gezmiş, köy köy böyle gezmiş. Onlara anlatmış, izahat etmiş o zamanki siyaseti, o zamanki mesela şeriatı, ahkamları falani konuda Adem Z'ye kadar ne varsa orada o zamanki Müslümanlara anlatıyordu. Değil ki sadece namazı onlara anlatıyordu. Ümmet nasıl aziz olur, ümmet tekrar nasıl eski gücüne sahip olur, tekrar mesela ayağa kalkar. Her şey Adem Z'ye kadar siyaseti, her konuyu
yani Müslümanlara izahat ediyordu, onlara anlatıyordu. O bedevi böyle çok ucuna köylere bile gidiyordu. Dağlar başında köylere gidiyordu, geziyordu, onlara anlatıyordu, onları uyandırıyordu, onları aydınlatıyordu ve o şekilde onları dert ediyordu. Ha işte bu şekilde eğer seyyidalarımız, alimlerimiz köy köy gezmezseler, ev gezmezseler, insanlara anlatmasalar bu zamanın asrını, kendi asrını bu zamanda ne gerektiğini, ümmet Müslümanlar nasıl ayağa kalkacak? Bu zamanki hastalıklar, bu zamanki menfi sorular, onlara cevap verilmezse bu ümmet nasıl ayağa kalkar? Ha işte herkes üstad dediği zaman gibi bu işi, bu meseleyi dert etseydi, ümmetin terbiyesini, ümmetin talimini, eğitimini dert etseydi, ümmet şu anda halde olmazdı. Üstad dediği zaman tebliğe çok önem veriyordu. Onu gönderiyorlardı, sürgün ediyorlardı, bir dağ başında bir köy. Mesela Kastamonu'nun tam ucra köylerine, dağ başında hiç kimse bulunmayan, şey olmayan, veyahut onları hapse atıyorlardı. Tek hücreye atıyorlardı. Ama bir türlü onun ümmeti aydınlatmaya ve tebliğ etmeye arif koyamıyorlardı. Mutlaka bir yolunu bulup ve ümmete kendi mesajlarını, İslam davasını ümmete mutlaka ulaştırıyordu. Aklını çalıştırıp bir yolu buluyordu. Yani tebliğden hiçbir şey onu arif koyamıyor. Mesela cezaevlerde kağıt yok, bir şey yok. O sigara içenlerin, o sigara kağıtlarının, paket kağıtlarının üzerinde mektuplarını yazarak bir şekilde dışarıya çıkartmış. Kibritlerin kağıtları üzerinde yazmış. Hatta kalem de yokmuş. O sobaya, sobanın kömürü var ya, o kömürlerle bir şeyler yazıyordu ve o şekilde gönderiyordu. Hiçbir şey onu tebliğden alıkoya koyamıyordu. İşte Müslümanlar bu şekilde olmaları lazım. Biz şu anda her taraf serbestlik, her taraf imkan, her taraf şey. Biz aciziz, gidip bir arkadaşımızı, bir komşumuzu ziyaret edip de İslam davamızı onlara anlatmıyoruz. Yani biz nasıl yani bu şekilde iflah oluruz? Nasıl bu şekilde galip geliriz bu koyu kuyla karşı? Bütün Müslümanlar böyle büyük zatlarından, bu büyük üstadlardan ders almaları lazım. Yani işte üstadın hayatını okumak, üstadın risalelerini okumak, üstadın şeyini okumak, sadece okumak için değil, onunla amel etmek lazım. Yani şu anda biz gece gündüz biz Allah'ı övsek, işte Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür, ama Allah'ın Kur'an'ına göre hareket etmezsek, amelimizi, hayatımızı, hareketlerimizi Kur'an'a göre ayarlamazsa o Allah'ın övgü boştur. O bizi kurtarmaz. Hazreti Resulullah sürekli övsek, medhetsek, sünnet-i seniyeye tabi olmazsa o bizi kurtarmaz. Bu üstad dediği zaman bu İslam alimlerimiz gece gündüz işte üstad çok alimdi, çok büyüktü, çok rehberdi, çok falandı. Ama hayatımızda Risale-i Nuri tatbik etmezsek, ona göre hareket etmezsek, ha üstadın yaptığı tebliği biz gece gündüz tebliğ etmezsek, yani o övgüler bize bir fayda getirmez. Yani böyle kuru övgü boştur. Ancak övgü o zaman değer kazanıyor. O zaman gerçek şeydir ki insan o övdüğü insana tabi olsun. Yani ona uysun, hayatını ona göre ayarlasın.